Biz İran'ı konuşuyoruz elbette ama bu arada işte hep o konuştuğumuz Gazze'deki katliam da devam ediyor. O da gözden kaçmasın. Orada da kritik gelişmeler var ki bugün Filistin için tarihi bir gün. 3 Avrupa ülkesi, Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladılar. Tabii İsrail çok sert tepki verdi. Hatta tehditler savurdu. Diğer yandan Gazze'de 35 binden fazla Filistinli'yi katleden İsrail, Başbakan Netanyahu hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tutuklama talep etmişti, hatırlayacaksınız. Bu kararda Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in en büyük destekçisinde büyük endişe ve korku yarattığı geniş bir ölçüde. Hatta Senatör Graham şunu da söyledi. Eğer bunu İsrail'e yaparlarsa sırada biz varız dedi. Başka tehditler de savurdu. Hemen detaylar için CNN Türk Washington temsilcimiz Yunus Paksoy'la konuşacağız. Yunus, kolaylıklar diliyorum. Hareketli günlerden geçiyoruz. Şimdi Netanyahu hakkındaki bu tutuklama talebi için Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Kesinlikle deprem etkisi yarattı Büşra ve bu depremin artçıları pazartesi gününden bu yana sürmeye devam ediyor. İlk önce Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı çok sert tepki göstermişti. Başkan Biden, UCM Başsavcısı Khan için bu savcı ölçüyü aşmıştır demişti. Ve açık konuşayım, bu savcı ne ima ederse etsin İsrail ile Hamas arasında hiçbir denklik yoktur. Hiçbir denklik yoktur dedi. Burada tabii ABD'yi en çok rahatsız eden şeylerden biri Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a tutuklama kararı talebinden daha çok Hamas liderleriyle aynı anda bu taleplerin yapılmış olması. Çünkü bu İsrail ve Hamas'ı aynı kefeye koyuyor endişeleri var. Ve Dışişleri Bakanı Blinken de bunu utanç verici bir karar olarak yaftalamıştı. Dün de Kongre'den biz çok sert tepkiler gördük. Çünkü Dışişleri Bakanı Blinken Senato'da ifade vermeye gitti 2025 bütçesiyle ilgili. Ve burada ilk önce Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan başlayayım ben. Çünkü o da aslında ağzındaki baklayı çıkardı. Biz Kongre üyelerinin çok net asıl endişelerinin, asıl dertlerinin ne olduğunu da görmüş olduk. Dedi ki Kongre UCM'yi cezalandırmak ve daha da ileri giderlerse, ki bu resmi olarak yakalama kararının çıkarılması, liderlerinin sonuçlarla yüzleşmesini sağlamak için yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz dedi. Ve dedi ki şayet UCM İsrail liderlerini tehdit edebilirse, buna izin verirsek yakında sırada bizim liderlerimiz de olabilir dedi. Buna benzer bir destek Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den de geldi, senin de bahsettiğin gibi. Eğer bunu İsrail'e yaparlarsa sırada biz de varız dedi. Ve şunu sordu önündeki Dışişleri Bakanı Blinken'e. Ben sadece söz istemiyorum. UCM'ye yaptırım uygulanmasına yönelik iki partili çabayı destekleyecek misiniz Beyaz Saray olarak dedi. Ve Blinken de bu konuda sizinle çalışmayı memnuniyetle karşılarım dedi. Yani buradan neyi anlıyoruz biz? Beyaz Saray, Kongre el ele Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırımda bulunmaya çalışacaklar. Daha bu ayın başında, bir iki hafta önce biz neyi görmüştük? 12 Amerikalı senatör UCM'yi, UCM yetkililerini ve mahkemenin başsavcısı Khan'ı açık açık tehdit etmişlerdi bir mektup yazarak ve demişlerdi ki İsrail hedef alırsanız biz de sizi hedef alırız. Amerika'nın UCM'ye verdiği tüm desteği sona erdiririz. Çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygularız ve burası gerçekten çok önemli. Sizi ve ailelerinizi Amerika'ya girişten men ederiz. Yani sadece mahkeme değil, mahkeme yetkilileri değil, savcı ve mahkeme yetkililerinin ailesine kadar tehdit dolu bir mektup yazmışlardı. Ve burada biz artık Kongre'de yaptırım yasa tasarısının da gelmek üzere olduğunu görüyoruz. Yani ABD mahkemeyi resmen yaptırımlara tabi tutacak. Burada tabii en önemli nokta, altının kalın olarak çizilmesi gereken nokta, hem Temsilciler Meclisi Başkanı'nın hem de Senatör Graham'in söylediği gibi, acaba sırada Amerika mı var? Bundan mı endişe ediliyor? Çünkü 7,5 aydır en çok desteği veren Amerika, hala veren Amerika. Ve Başkan Biden şunu itiraf etmişti, gündeme bomba gibi düşmüştü, yayınlar yapmıştık günlerce CNN Türk'te. Ne demişti? Bizim verdiğimiz silahlarla Gazze'de siviller öldürüldü demişti. Aralık ayında İsrail Gazze'yi gelişigüzel bombalıyor demişti. Gelişigüzel bombalama, sivilleri öldürme, bunların hepsi açık savaş suçları olduğu için yasayla sabit. Burada ABD acaba kendi liderlerinin, örneğin Biden'ın, örneğin Blinken'in, örneğin Savunma Bakanı'nın da ya da Kongre üyelerinin de bu silahları gönderen bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalacağını mı düşünüyor? Ki bu açıklamalardan görüyoruz, düşünüyor. Ondan dolayı şu an ABD İsrail'in arkasında tamamen bir mahkemeye, bağımsız mahkemeye, bağımsız yargıya
savaş açmış durumda ve yasalarla yaptırım uygulamaya kadar gidiyorlar. Hatta ailelerini kadar tehdit ediyorlar Büşra. Gerçekten çok olağanüstü gelişmeler yaşıyoruz. Yunus, olağanüstü gelişmeler yaşıyoruz. Bir yandan da bu talep herhalde tabii ki İsrail'de çok kızdırdı. Netanyahu'nun açıklaması da dikkat çekici. Sen de paylaşmıştın ya şimdi, hani bu 11 Eylül'den sonra George Bush için de Bin Laden için de tutuklama emri çıkarıyorum demek gibi diyor Netanyahu. Buna bir yanıt var mı? Bu üstü örtülü tehdide bir yanıt var mı Amerika Birleşik Devletleri'nden? Herhangi bir yorum var mı ya da? Büşra, seninle daha önce de yayın yaptık diye hatırlıyorum bu konuda. Çünkü geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'den ateşkes açıklamaları yükselince Başkan Biden'ın biraz önce söylediğim gelişigüzel bombalıyorlar. Dünya genelinde desteğini kaybediyorlar. Biz de ahlaki yönümüzü kaybettik itiraflarından sonra çıkıp CNN'de şöyle bir tehditte bulunmuştu. Tabii bu çok üstü kapalı, çok ince bir tehdit. Demişti ki, siz Pearl Harbor'dan sonra ne yaptınız? Franklin Delano Roosevelt ne yapmıştı? Siz 11 Eylül'den sonra ne yapmıştınız? George Bush ne yapmıştı? Teröristlerin üzerine gitmiştiniz. İşte biz de onu yapıyoruz demişti. Şimdi 5 ay sonra aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu sanki George Bush'a da yakalama kararı çıkartmak gibi diyor. Yani Netanyahu'nun benim anladığıma, benim yorumladığıma göre mesajı şu: Amerikan medyasına, Amerikan Washington'a, Kongre'ye ve Beyaz Saray'a, siz de benim yaptıklarımı yaptınız. Siz de aynı liderlere sahiptiniz. Beni koruyun, yoksa aynı duruma siz de düşebilirsiniz mi demek istiyor. Sanırım böyle. Hatta bir açıklaması daha oldu. Bu da gerçekten, yani insanı şoka sokan açıklamalar bunlar. Bu kadar bağımsız yargıya ve savcıya. Netanyahu dedi ki, ben yurt dışına çıkmakta endişelenmiyorum. UCM Başsavcısı Kan endişelenmeli yurt dışına çıkmak için dedi. Bu açık açık bir tehdit midir? Daha zaten günlerdir helikopter kazasını, sabotaj ihtimalini konuşuyoruz. Bu savcının can güvenliği tehlikede midir? Bu savcı niye Kongre tarafından ve İsrail hükümeti tarafından tehdit edilmektedir? Neden Başkan Biden savcı için bu savcı ölçüyü aşmıştır diye bahsetmektedir? Bunların hepsi gerçekten çok önemli sorular ve bu savcının başına, kılına zarar gelirse bunun sorumlusu kim olacaktır? Bu tehditler nereye gidecektir? Bunların hepsi çok önemli. Bir de itirafta bulundu çünkü savcı, bu başsavcı. Adeta ipliğini pazara döküyor bütün bu sistemin. Dedi ki CNN'deki özel röportajında, bana üst düzey seçilmiş bir lider, yani bir ülkenin liderinden bahsediyor. Dedi ki, biz bu mahkemeyi Afrika ülkeleri ve Putin gibi haydutlar için inşa ettik. Bunun için kurduk. Yani bu cümlenin cevabı da şöyle sanırım Büşra. Biz bunu, siz gidin İsrail'i yargılayın diye, Amerika'yı yargılayın diye, Batı'yı yargılayın diye kurmadık. Biz bunu Afrika ülkeleri için ve Putin gibi haydutlar için kurduk diye bir de tehdit edildi üst üste. Yani sürekli tehdit edilen, sürekli sindirme politikası yürütülen bir mahkeme ve başsavcı ile karşı karşıyayız. Ama buna rağmen dik duran ve tutuklama kararı talebini mahkemeye ileten bir savcı da görüyoruz. Bakalım sonuçları nereye varacak. Ama kısa bir süre içerisinde, bunu izleyicilerimize de söyleyelim, ben Kongre'den bir yaptırım yasa tasarısı bekliyorum ve bunu da Beyaz Saray destekleyeceğini söyledi. Yani çok yakın zamanda Amerika, daha geçen sene Putin'e yakalama kararı çıktığında mahkemeyi destekleyen, doğru karardır diyen, mahkeme haklıdır diyen ABD, şimdi İsrail söz konusu olunca mahkemenin yetkisi olmadığını iddia ediyor ve gerek Kongresiyle, gerek Beyaz Sarayıyla, gerek Dışişleri Bakanlığı ile olsun hem savcıyı, hem ailelerini, hem de yetkililerini alenen tehdit ediyor. Çifte standardı gözler önüne seriyor. Şimdi Yunus, vaktimiz daraldı ama özellikle sormak istiyorum. 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i bu tanıma kararı da İsrail'den çok sert tepki gördü. İsrail, İrlanda ve Norveç büyükelçilerini geri çağırdı. Hatta İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yine tehditleri, açıklamaları var. Çok ağır ifadeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankı buldu bu karar? Tabi burada sabaha karşı 4 civarı geldi o haber. Şu an sabah saat 10. Ondan dolayı resmi bir tepki alamadık. Ancak ben tecrübelerimden ve bu zamana kadar bu konuda dinlediklerimden yola çıkarak şöyle bir cevap geleceğini söyleyebilirim Büşra. ABD diyor ki, Filistin'in devlet olarak tanınması karşılıklı müzakerelerle olmalı. Bölge ülkelerinin entegre olmasıyla olmalı. Hep bahsettiğim bu Suudi Arabistan-İsrail Peki. normalleşmesi, mega anlaşma, bölgelerin diğer ülkeleri, bu şekilde bir tepki gelecektir ve ABD bunu olumsuz karşılayacaktır diyebiliriz. Peki.